Gönlümde sunucu Gül Gölge Saygı arasında yaşanan ve şu an yargıya intikal etmiş olayla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bakın konuyla ilgili neler söyledi. Sunucu Gül Gölge Saygı ve milli basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm arasında sular durulmuyor. İkili arasında yaşanan gerginlik mahkemeye taşındı. Elif Gönlüm, Gül Gölge Saygı'ya hakaret edip tehdit etti mi? Hakkında 3,5 yıl hapis istemiyle dava açıldığı iddiaları çıkan Elif Gönlüm'ün eşi Kerem Gönlüm kimlere ultimatum verdi? Mutlu yuvamıza, ailemize bugün hala göz dikmiş birileri varsa onun da karşısındayım. Her kişi karşısında bundan sonra beni bulacak. Gül Gölge Saygı ve Elif Gönlüm bu kez mahkemede hesaplaşacak. Sunucu Gül Gölge Saygı ve basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm arasında yaşanan polemik tüm hızıyla sürüyor. İkili bu kez mahkemede hesaplaşacak. Peki ne oldu da iki güzel kadın davalık oldu? Gül Gölge Saygı'nın Elif Gönlüm'ü savcılığa şikayet etmesiyle ateşlenen kıvılcımın perde arkasında ilginç iddialar var. Gül Gölge Saygı, Elif Gönlüm'ü bir internet sitesi kurdurarak kendisine hakaret ve tehdit etmekle suçluyor. Gül Gölge Saygı'nın Elif Gönlüm'ün cep telefonu mesajlarını savcılığa delil olarak göstermesinden sonra başlatılan soruşturma ve yapılan incelemelerde Elif Gönlüm'ün bilgisayarında internet siteleri kurduğu, Saygı'nın fotoğraflarını kullanarak hedef gösterdiği de konuşulanlar arasında. Tüm bu yaşananlardan sonra hakkında 3,5 yıl hapis istemiyle dava açıldığı iddia edilen Elif Gönlüm'ün eşi Kerem Gönlüm bir basın toplantısı düzenledi. Ancak dikkat çeken ve ilginç olan unsursa bu basın toplantısını davalı olan Elif Gönlüm'ün değil eşi Kerem Gönlüm'ün düzenlemesiydi. Ailem ve işimle ilgili birçok kez asılsız haberlerle bizi manşetlere taşıyor. İşlerimizle ve güzel projelerimizle meşgul olurken bu tarz gerçek dışı aile yapımızı ve bizi farklı yansıtmaya çalışan son derece taraflı haberlerle anılmaktan ailem olarak, ailem ve ben son derece rahatsızız. Bir kere bunun bilinmesini istiyorum. Yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Kerem Gönlüm oldukça sinirliydi ve açık açık ultimatum verdi. Mutlu yuvamıza, ailemize bugün hala göz dikmiş birileri varsa onun da karşısındayım. Bugünden sonra birliğimizi bozmaya çalışan her türlü davranış kim olursa olsun onun da karşısındayım. Eşimin yuvasına kovulanak gelmesi bu asılsız haberleri doğuruyorsa buna direkt ve en direkt olarak sebep olan her kişi karşısında bundan sonra beni bulacak. Eşi Elif Gönlüm'ün bu tarz haberlerle anılmasından son derece rahatsızdı Kerem Gönlüm ve bakın neler söyledi. Her zaman ismiyle, duruşuyla, şerefiyle benim en büyük destekçim olmuştur ve ailemi en güzel şekilde temsil etmiştir. Bunun için bunu belirtmek istiyorum. Gül Gölge Saygı ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Herkesin bir düşmanı olabilir. Ancak düşmanın da kalitelisi ve şereflisi gerek. En büyük şanssızlıklardan biri kalite ve şereften yoksun düşmana sahip olmaktır. Hemen ardından Elif Gönlüm yazılı bir basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı. Açıklamada Elif Gönlüm'ün Gül Gölge'ye eski manken diye hitap etmesi de dikkat çekiciydi. 3 yıl önce başlayan bileşim soruşturmasının iddianamesiyle ilgili bana ve avukatıma gelen bir tebligat ya da sonuç henüz yoktur. Gazetenin de yazdığı gibi eski manken Gül Gölge Saygı benimle böyle bir şey ortaya atıp evimin o dönemde aranmasına sebep olmuştur. Esas aradığı şeyin ne olduğunu kendisi çok iyi bilmektedir ve ulaşmak istediklerini alamayacağının farkına varınca bu durumları yaratmıştır. O kişi 5 sene önce benimle yakınlık kurduğunu da aileme olan tutkumu ve bağlılığımı bildiği halde eşim Kerem Gönlüm'ün de
yapacağı açıklamalarda göreceği üzere bazı davranışlarda bulunmuştur. Bu işin hukuksal boyutta çözülmesi bizim de gerçekleri sunabilmemizi kolaylaştırır. Hakkımızda konuşulanlar böylelikle bitecektir. Tüm bu olayların ardından bakalım dava süreci nasıl işleyecek ve sonuçlanacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Check, check.